Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 23-29 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, 22 Ağustos'ta meydana gelen kova dolunayının güçlü enerjileriyle haftaya başlıyoruz. bireysel olduğu kadar özellikle toplumsal alanlarda hızlı gelişmeler olabilir, hızlı değişen gündemler olabilir. Sizin için de kariyeriniz, gelecek hedefleriniz, ailevi konular, özellikle otorite kavramları ile ilgili konular olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular olabilir. Dolunay etkisiyle biraz daha gündemde. Hafta genelinde. Gezegeniniz Venüs terazi burcunda. Güçlü olduğu bir pozisyonda. İş hayatınız, günlük hayatınız, yakın ilişkilerde şu aralar sizi daha fazla destekliyor aslında. Biraz daha konfor alanınız rahatladı. Biraz daha yardım ve destekler alabiliyorsunuz. Güzellik, estetik, sağlık, kişisel bakım gibi alanlarda da daha rahat ilerleyebilirsiniz hafta genelinde. Mars ve Merkür Başak Burcu'nda hemen haftanın başında Güneş de Başak Burcu'na geçecek. Beşinci ev konularınız aydınlanıyor, daha fazla dikkat çekiyor, hareket artıyor. Önümüzdeki özellikle iki 3 hafta bu alan çok güçlü olacak. Çocuklarda ilgili konular gündeminizde. Biraz daha kişisel keyifler, aşk ve romantik konular, seyahatler, Yaratıcı faaliyetler, eğlenceli konuları daha fazla artık e, deneyimleyebilirsiniz ve onlarla ilgilenebilirsiniz. Pazartesi ve Salı Ay Balık burcundan geçecek. Ay Balık geçişi sizin yaratıcılığınızı arttırır, daha duygusal, hassas olabilirsiniz, empatik olabilirsiniz. Özellikle sanatla ilgilenmek, e, biraz sosyalleşmek keyif verebilir. Merkür ile Neptün arasında bir karşıtlık var bu hafta. Haftanın ilk günlerinde daha güçlü bir şekilde etkisini bunu hissedebilirsiniz. Merkür Neptün karşıtlığı bazen düşüncelerimizin karışmasına, biraz hani burada kafa karışıklığına, hayallere, hayal kırıklıklarına neden olabiliyor. Yanılgılara da neden olabiliyor ya da çok idealize edebiliyoruz bazı şeyleri. Mesela bu aşkla ilgili olabilir, çocuklarla ilgili olabilir bazı iş beklentileri olabilir. Daha gerçekçi olmaya çalışın. Aldığınız bilgilerin doğruluğundan emin olmaya çalışın özellikle. salı ve çarşamba buna dikkat etmekte fayda var. Çarşamba günü Ay Koç burcunda olacak. Çarşamba ve perşembe günleri daha içe dönük, biraz daha hani kendi özel alanınızda zaman geçirdiğiniz veya kendinize ilgilendiğiniz, belki sağlığınıza biraz özen gösterdiğiniz dönemler. E estetikle ilgili bir şeyler de olabilir. Hani güzellik, bakım, saç bakımı veya kişisel kontroller, bakımlar hani bunlara da zaman ayırabilirsiniz. Çarşamba akşamı özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Biraz çevrenizdeki özellikle kadın figürlerle ilişkilerde ani gerilimler oluşabilir. Ya da annenizle, kız kardeşinizle falan hani böyle bir gerilim hissedebilirsiniz. Bunu kontrol etmekte fayda var. Cuma günü ay burcunuza geçiyor. Enerjiniz güçleniyor. Sizin için bir yeni ay enerjisidir bu. Bir anda böyle hem duygusal anlamda yaratıcılığınız artacak. Hem kendinizi daha iyi ifade etmeye başlayacaksınız çok daha yaratıcı süreçleriniz de daha verimli olabilir. Bireysel becerileriniz, işte kişisel yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. El becerilerinizden fayda sağlayabilirsiniz. Cuma cumartesi bu anlamda daha girişken, daha dışa dönük kendinize iyi iyi ifade edebileceğiniz günler. Cumartesi öğle saatlerinde bazı güzel sürprizler de alabilirsiniz. Böyle sürpriz bir haber, ilginç bir teklif, sevdiğiniz kişilerin jestleri olabilir, romantik bir Belki paylaşım olabilir. Burada güzel, keyifli gelişmeler de olabilir. Hafta sonu bazı sürprizler getirebilir size sevgili boğalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.